Türkiye'nin Montreux kararlılığını aşamayan ABD, Karadeniz'e girmenin yollarını arıyor. Romanya'nın başkenti Bükreş, tehlikeli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Avrupa Komutanlığı Komutanı Christopher Cavoli ve Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Flake ile ABD'nin Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova ve Rusya büyükelçileri katıldı. ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda Karadeniz'e erişim ve güvenlik, caydırıcılık ve savunma için bölgesel planlar ele alındı. Karadeniz'de Rusya varlığı karşısında ABD ve ortaklarına yönelik hükümet desteği tartışıldı. ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı Christopher Cavoli, Karadeniz'in ABD için jeostratejik öneme sahip olduğunu söyledi. ABD'li Büyükelçi Kate Burns da Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Karadeniz'de seyri sefer özgürlüğünü ve ekonomik fırsatları artıran yatırımları sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız dedi. Türkiye, İngiltere'nin Ukrayna'ya hibe ettiği 2 adet Sandon sınıfı mayın avlama gemisinin Karadeniz'e girmesine izin vermemişti. Ankara, İngiltere, ABD ve diğer batılı ülkelere Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin savaş durumunu içeren 19. maddesini hatırlatmıştı. 25 Ocak'ta toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da Türkiye'nin Karadeniz'de Montreux hükümlerini titizlikle uygulamaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştı. Türkiye'nin Montreux kararlılığını aşamayan ABD, Karadeniz'e girmenin yollarını arıyor. Romanya'nın başkenti Bükreş, tehlikeli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Avrupa Komutanlığı Komutanı Christopher Cavoli ve Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Flake ile ABD'nin Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova ve Rusya büyükelçileri katıldı. ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda Karadeniz'e erişim ve güvenlik, caydırıcılık ve savunma için bölgesel planlar ele alındı. Karadeniz'de Rusya varlığı karşısında ABD ve ortaklarına yönelik hükümet desteği tartışıldı. ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı Christopher Cavoli, Karadeniz'in ABD için jeostratejik öneme sahip olduğunu söyledi. ABD'li Büyükelçi Kate Burns da Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Karadeniz'de seyri sefer özgürlüğünü ve ekonomik fırsatları artıran yatırımları sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız dedi. Türkiye, İngiltere'nin Ukrayna'ya hibe ettiği 2 adet Sandon sınıfı mayın avlama gemisinin Karadeniz'e girmesine izin vermemişti. Ankara, İngiltere, ABD ve diğer batılı ülkelere Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin savaş durumunu içeren 19. maddesini hatırlatmıştı. 25 Ocak'ta toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da Türkiye'nin Karadeniz'de Montreux hükümlerini titizlikle uygulamaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştı. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.